Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Şubat ayı sizin için güzel ve keyifli bir ay. Gökyüzünde özellikle kova burcundaki gezegen gruplaşması büyük oranda maddi manevi her al alanda önemli destekler sunabilir size. Şimdi konu başlıklarımıza şöyle bir bakalım. Evet, Güneş 18 Şubat'a kadar kova burcunda ilerleyecek. Ee, Merkür retromuz devam ediyor kova burcunda sizin gezegeniniz de 1 Şubat'la birlikte Kova burcuna artık gelecek ve özellikle haritanızın 5. eviniz evinde önemli bir gezegen gruplaşmasını meydana getirecek. Ay ortalarında Satürn Uranüs arasındaki dik açı etkinleşiyor. Kova burcunda yeni ayımız var ve ay sonunda Başak burcunda da bir dolunayla ayı tamamlayacağız. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sizin gezegeniniz Venüs 1 Şubat'ta Kova burcuna geliyor. Zaten Güneş orada. Jüpiter, Satürn, e, Merkür Kova burcunda 5. evinizde yoğun bir hareket var. Özellikle tabii ki yaşamdan beklentileriniz. E, gerek parasal olsun, gerek manevi alanda olsun hareketler çok güçlü ay geneline baktığımızda. Şanslı bir evdir 5. ev. E, burası hem sizi romantik alanlarda destekliyor. Venüs ve Jüpiter gibi iki iyicilin de burada olması aşk hayatınızda güçlü tesirler getirebilir tabii ki. Çocuklarla ilgili çok güçlü bir ay içerisindeyiz. Yani çocuklarla ilgili önemli hedefleriniz, planlarınız veya onların hayatındaki düzenlemeler yine gündemimizde olabilir. Daha eğlenceli, size zevk veren faaliyetler. Bunlar sosyal etkinlikler de olabilir, romantik konular olabilir, sanatsal etkinlikler olabilir. Ayın genelinde bunları ele alabilirsiniz. Evet Merkür Retro 20 Şubat'a kadar da devam edecek. Merkür Retro günlük hayatımızı biraz yavaşlatabilir. Biraz bazı şeylere zaman zaman hani planlarımızı tam uygulamaya koymamızı engelleyebilir. Ama bazı özel fırsatlar da çıkarabilir bu dönemde. Özellikle belki sosyal hayatınızda, romantik konularda Geçmişle bağlantılı nostaljik etkiler kendini bir hatırlatabilir. E, uzun süredir görmediğiniz kişilerle bağlantılar kurabilirsiniz. Yarım kalmış ilişkilerinizi tekrar ele alabilirsiniz örneğin. Bu fırsatları da verebilir. Uzun süredir e, yap yapamadığınız bazı çalışmalar, hobilerinizi örneğin. Zaman ayıramadığınız hobilerinize bu ay tekrar bir ele alabilirsiniz. Onlara zaman ayırabilirsiniz. E, Kova burcunda olduğu için bu gerileme size de açısal olarak aslında iyi bir görünümde. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ama tabii ki kişisel haritalarımız da burada çok önemlidir. 11 Şubat'ta Kova burcunda yeni bir ay doğacak. Yeni ay yeni olasılıkları gündemimize getiriyor. Yeni planlar yapabiliriz, programlar yapabiliriz, girişimlerde bulunabiliriz. Heyecan ve coşkunuz artıyor, olasılıklarınız artıyor. Bu yeni ay evet size aşkla ilgili romantik konularda adımlar attırabilir. Ee, çocuk sahibi olmak, işte hamilelik, doğum ve benzeri tesirlerimiz bu yeni ayda gündemimizde. Çocuklarınız var diyelim, hani çocuklarınızın gelişimi, onlarla ilgili düzenlemeler veya beklentileriniz de yine gündemimizde olacak. Planları, programları 20 Şubat'a kadar yapmak, hazırlıkları yapmak daha doğru 20 Şubat'ta Merkür'ün düzelmesiyle beraber daha rahat aslında adımlar atabileceğiz, hareketlerde bulunabileceğiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 23 derece kova burcunda olacağı için özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya herhangi bir kişisel gezegeniniz o zaman tesirler artar. Ve özellikle tabii ki kova burcunda da haritanızda kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dönemin, bu Şubat ayının tesirlerinin, yeni ay döngüsünün sizin için çok daha özel, çok daha önemli fırsatlar getireceğini de söyleyebiliriz. Evet ve ay ortalarında Uranüs ile Satürn arasında Dik açı, aslında 2021'in genel tesirlerinden birisi bu. Bu ay etkinleşiyor. Uranüs Boğa Burcu'nda, Satürn Kova Burcu'nda. Bireyselden ziyade aslında toplumsal alanlarda tesirli olabilecek bir açıdır bu. İşte Özgürlükler, işte otorite arasında, kurallarla, yasalar arasında şöyle bir gerilimlerin olabileceği bir dönem. Bir yandan bilimsel alanda yeni aktiviteler olabilir. Dijital platformlarda bazı stresler olabilir. Merkür Retrosu da genel olarak aslında teknolojik araçlar, geliş elektrik, elektronik ile ilgili konular, dijital platformlar. Buralarda bazı streslerin, işte riskli durumların oluşabileceğinin de göstergesi. Bunlar kolektifi etkileyen tesirler aslında. Yani bireysel hayatlarımızda çok fazla etkilenmeyebiliriz veya çok kendi haritalarımıza göre bazı tesirlerde alabiliriz tabii ki. Para piyasalarında bazı stresler oluşabilir. Şans faktörüne biraz dikkat etmek gerekiyor özellikle hani yatırımlar ve para hareketlerinde. Böyle şans gerektiren, daha riskli piyasalar, spekülatif alanlarda dikkatli ve güvenli adım atmak gerekiyor bu süreç içerisinde. Çünkü beklenti dışında ani gelişmeler, yön değişiklikleri olabilir baktığımızda. Veya hiç beklemediğimiz bazı kısıtlamalar, bazı uygulamalar gündemde olabilir. Bunları göz önünde bulundurmakta fayda var. Evet 20 Şubat'ta Merkür Retrosu düzeliyor. 18 Şubat'ta Güneş artık kovadan ayrılıp Balık Burcu'na geçecek. Ee, ve bir ay boyunca 6. evinizi aslında aydınlatmaya başlayacak. Daha çok biraz da hani günlük hayatımızın detayları, şöyle iş ve mesleki alandaki düzenlemeler, işte genel sağlığımız bunları e, gündeme taşımaya başlayacak. 25 Şubat'ta gezegeniniz Venüs Balık burcuna geçiyor. Venüs çok iyicil olarak Balık'ta da çok yücelir, aslında çok güçlüdür. E, bu size iş fırsatları getirebilir. Çalışmalarınızda maddi manevi bazı olumlu geri dönüşler getirebilir. Güzellik, estetik, kişisel bakım, genel sağlığınızın iyileşmesi anlamına, günlük hayatınızın işte konforuna yönelik bazı uygulamalarda da bazı fırsatları sunabilir size. Ve ayın sonunda 27 Şubat'ta Başak burcunun 8 derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayla ayı kapatıyoruz. Ayın son günlerinde ve Mart ayının ortalarına kadar olan süreçte aslında etkili olacaktır bu dolunay. 12. ev dolunayı daha manevi, daha ruhsal, daha biraz daha bilinçaltınızla ilgili konuları aydınlatıyor. Ruhsal, bedensel, zihinsel şöyle bir şifa, sağlık, kişisel bakım gibi konularınız gündemde olabilir. Yani kendinizle ilgilenmek isteyeceğiniz bir dönem aslında güzellik için olabilir, estetik için olabilir. Bazı böyle uygulamalar yaptırabilirsiniz kliniklerde. Belki yani hastanelerde daha fazla olacaksınız ama bunlar mutlaka böyle ciddi sağlık sorunları olması gerekmiyor. Bakım için de olabilir, check-up için de olabilir. Veya bir diyet programına başlayabilirsiniz. Hayatınızı iyileştirmek adına bazı uygulamalar yapabilirsiniz bilinçaltına yönelik e, zihinsel ve ruhsal bazı şifa terapi çalışmaları içinde bu dolunay size çok güzel fırsatlar verebilir Aslında İş hayatınızda veriminizi arttırmaya yönelik bazı düzenlemeler yapabilir yeni iş planları yeni çalışma şekilleri veya ortamlar kendinize bu dönemde e, ayarlayabilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Dolunay 8 derece Başak Burcu'nda olacak. Daha çok tabii ki değişken burçlar e, radikal etkiler alıyorlar. Özellikle değişken burçlarda 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tesirleriniz güçlü olabilir. Toprak ve su burçlarında da iyicil gezegenleriniz varsa haritanızda öne çıkan, Dolunayla daha iyi açılanmaları olacağı için bu daha olumlu, daha yumuşak, Maddi manevi sizi destekleyen, güven ve huzur veren etkiler verecektir. O yüzden daha fazla destek alabilirsiniz. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası ve Mart'ın özellikle ilk 10 günü içerisinde dolunay tesirleri devam edebilir sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.